Biraz bir gri yarı verdim. Topladım, onu fabrikaya götürdüm, teslim ettim. 3-4 gün sonra da buralara makineli tarıma başlayacağım. Yani biz fiyat olarak da, çiftçi olarak da 5000 lira bekliyoruz. Yani 5 tane maliyetler ancak kur. Yeni sene nasıl çalışacağım ben? 6500 lira mazot, gübre pahalı. Yani girdilerin hepsi pahalı. Yani yeni sene çalışamam. Başka türlü çıkış yolu yok. Hadi bu sene sattın. Yeni sene neyle çalışacağım? Nasıl çalışacağım? Yani bir ben değil, bütün çiftçiler için konuşuyorum burada. 2 ton falan. Yani elden toplu 2 ton falan. Erkencilik var. Erken ekildi. Bir de hava şartlarına sıcak oluştuk. Böyle oldu yani. Tamamen ayın 10'unda başlar. 10-12'sinde başlar. Makineli tarım. Randımanı güzel. Randımanı 43-44. Girmedim ben. Girer miyim ben? Ben kedi sandım aldım. Ben ondan sonra böyle döndünüz dedim buna yol sapıttı. Havada yağmur var. Böyle oldu. Komando adamların yanında. Fotoğraf anlatıyor mu? Bu senin ilk hasatını gerçekleştirdik. Çiftçimiz ilk pamuğunu şu depomuza getirdi. Emanete şu an bize bıraktılar. Manisa Ovası'ndaki pamuk verimleri diğer bölgelere göre biraz daha yüksektir. Bunda bölgenin bazı avantajları rüzgar ve diğer toprak faktörleri gibi. Bölge son 10 yıldır Mısır'dan sonra tekrar pamuk ekimiyle birlikte fiyatlardaki artışla bu giderek çoğalacağını gösteriyor. Fiyatlar da aynı orantılı şekilde çiftçinin beklentisi doğrultusunda artış göstermektedir. Fiyatlarda bu sene beklentimiz 4 liranın üstünde olması. Ayrıca 80 kuruşta pamukta bir teşvik var, devletin verdiği bir teşvik vardır. Bunlarla birlikte 5 lira, 5 liranın üstüne de görebileceğimizin düşüncesi içindeyiz. Aynı zamanda dünya fiyatlarında da bir artış gerçekleşti. Bunun da etkisini direkt bu sene görmeyi umut ediyoruz. Bu seneki fiyatların artmasında birkaç sebep var. Bunlardan bir tanesi dünya borsasındaki pamuk fiyatlarının artışı. Aynı zamanda ülkemizdeki pamuk tüketimin artması. Bu şu anki ürettiğimiz tüketimimizi karşılamıyor. Aslında birazcık daha üretimde artış göstermeliyiz. Ama bunlar fiyatları olumlu şu an etki göstermekte. Kur artışı da pamuk fiyatlarında yurt dışından getirmek yerine yurt içinden tedarik etmeye sağladı dişçilere. Bu da olumlu bir etki gösterdi.